Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili 8. sınıflar Yüzük Sorular kanalının güzel yüzük öğrencileri hepiniz kanalımıza sınıfımıza Hoş geldiniz. Az sonra sizlerle birlikte İngilizce dersinin birinci dönem birinci örnek yazılı sorularını inceleyerek yazılılara hazırlık sezonunu açacağız. Hep birlikte detayları öğrenelim. Püf noktaları kaçırmayalım. Aman diyorum İngilizce çalışırken bilmediğiniz kelimeleri bir kenara not almayı unutmayın. Harika bir şekilde anlamadığınız noktaları da yorumlarda bizlere yazmaktan çekinmeyin. Bizler her zaman olduğu gibi elimizden geldiğince ve tabii ki dilimiz döndüğünce sizlere gerekli noktaları izah etmeye gayret göstereceğiz. Hadi bakalım hazırlayın kağıt kalemleri dersimiz başlasın. Hemen hızlıca bir diyalog sorusuyla başlayacağız. Ferit ve Tarık aralarında konuşuyorlar. Ferit ee, ne yapacak? Tarık'ı bir yere davet edecek. Sevgili öğrenciler ilk üniteniz biliyorsunuz ki invitation ünitesiydi. Yani sizler davet ünitesini çalışınız değil mi? Hemen bir yazalım mı? Hepiniz mesela neyi öğrendiniz? Bir arkadaşınıza bir davet mektubunu, an invitation letter göndererek onun bir yere davet edilmesini sağlamayı öğrendiniz. Sonra ona bir teklif gönderdiniz. An offer. Bu teklife ne yapabilirsiniz? Ya olumlu yani kabul, accept cevabı alabilirsiniz ya da olumsuz yani red refuse cevabı alabilirsiniz. İşte sizler bu ünitede özellikle bu kalıpları çok çok iyi bilmelisiniz. Size bir invitation yapıldığında bir offer geldiğinde yani bir yere davet edilmeniz için size bir teklif geldiği zaman what about, how about, let's go, shall we, would you şeklinde sorular geldiği zaman bunu büyük bir istekle kabul mü ediyorsunuz? Yes, I would like to. That sounds great olabilir. That's a good idea olabilir. Why not olabilir? Şeklinde accept mi yapıyorsunuz? Yoksa refuse şeklinde I am sorry but I can't. I have to study. I am ill. I have to stay home şeklinde refuse yanıtları, red yanıtlarını izah edecek detaylar mı veriyorsunuz? Bu konunun özeti esasında bu. O zaman bakalım Ferit ve Tarık ne konuşuyorlar? Hi Tarık, are you busy tomorrow? dedi. Merhaba Tarık. Yarın meşgul müsün? Tarık ne diyecek bilmiyoruz ama bla bla. Why? Neden? Niçin sordun? Ferit diyor ki I have two tickets for the basketball game. Basketbol maçı için iki tane biletim var. Would you like to go? Gitmek ister misin? Tarık ne diyor? Of course. Where is it? Evet of course dediğine göre Tarık bu teklifi kabul etti ve nerede olduğunu sordu. Peki Ferit ne yaptı? Arby Yazıtmarov'da Vuculak'ta like Go'da bir offer yaptı. Dedi ki sen müsait misin, meşgul müsün? Sana bir teklifim var. 2 biletim var basketbol maçına gelmek ister misin? O zaman Tarık ne diyecek arkadaşlar? kabul ettiğine göre hemen şuradaki neden sorduğun girişinin cümlesinin girişinde olumlu bir yanıtla cevap vermesi lazım. Hemen bakalım. Which expression can you use in the blank? Hangi ifadeyi boşlukta kullanabilirsiniz diye sordu. No, not at all. Hayır aslında değilim. Yarın meşgul müsün? Hayır aslında değilim ha. Olabilir yani bir accept'e kapı açıyor olabilir. Yeah sure. Yarın meşgul müsün? Evet tabii ki. Thanks for inviting me. Beni davet ettiğin için teşekkür ederim dedi ama henüz Ferit'in onu nereye davet ettiğini bilmiyor. Sadece yarın akşam meşgul müsün diye sordu. Tabii ki de meşgulüm dese of course diyerek accept yatmazdı e, basketbol maçına. I'm sorry, üzgünüm but I can't ama yapamam, gelemem. Burada tamamen bir refuse cümlesiyle karşılaştık. Dolayısıyla C seçeneği de olmayacak. Another time maybe, başka zaman belki dediğine göre burada da yine aynı şekilde katılmıyor teklifine. Dolayısıyla cevabımız çok da kolay bir şekilde. Hayır çok da meşgul değilim. Vaktim var yanıtını veren A seçeneği oluyor. Evet. Let's group the sentences. Hadi şimdi hep birlikte verilen cümleleri gruplayalım. What are the specifications or qualifications of the good friend or bad friend? İyi ve kötü arkadaşların özellikleri neler olabilir? Bunları birlikte grup yapacağız. Hemen öncesinde Bilmediğiniz kelimelerin not almanız için lütfen videoyu durdurarak dinlemeyi unutmayın. A good friend yani iyi bir arkadaş, a bad friend yani kötü bir arkadaş. Şimdi iyi bir arkadaşın olumlu özellikleri olacak. Kötü bir arkadaşın da maalesef olumsuz özellikleri olacak. Okay, let's start with the first one. A good friend is a liar. No, of course not. A bad friend is a liar. Kötü bir arkadaş yalancıdır. Dolayısıyla Hemen A'yı bad friend'e grupluyoruz. Devamında. Backs you up. A good friend backs you up. İyi bir arkadaş seni destekler. Senin arkanda durur, sana destek verir. Harika bir şekilde backs you up. O zaman B hemen good friend'e gidiyor. Shares everything with you. Her şeyini seninle paylaşır. Bir sıkıntısı olduğunda, ihtiyacından da belki daha fazla besini olduğunda giyecekler alabileceği olduğunda, belki parası olduğunda, sırrı olduğunda, derdi olduğunda hepsini seninle paylaşır. This is a good friend. Shares everything with you. So C goes to good friend. Evet C'yi buraya aldık. Talks behind your back. Senin arkandan konuşur. Yani dedikodunu yapar. Evet senin arkandan konuşur. Shares paylaşmak demek bu arada. Hemen şunu da yazalım paylaşmak olacak. Arkandan konuşacak. Bunu kim yapar? Ebet friend yapar. Dolayısıyla makes fun of you. Bakın, make you fun değil. Seni eğlendirir değil. Makes Fan of you. Seninle eğlenir. Yani seninle dalga geçer, alay alır seni. Dolayısıyla bu iyi bir arkadaş olamaz. Hemen devamlı. Keeps your secrets. Senin sırlarını saklar. Evet harika bir şekilde sırlarını saklar. Senin ona verdiğin her önemli bilgiyi gözü gibi korur. Ve kimseyle paylaşmaz. This is a good friend. And the other way only cares about himself or herself. Sadece kendini önemser. So this is selfish. Yani bencildir. Sadece kendisine değer verir. Kendisi dışında hiç kimseyi önemsemez. Hep sürekli kendisine anlatır. Asla size nasıl olduğunuzu sormaz. İşte bu bir kötü arkadaştır sevgili öğrenciler. Evet sadece kendisini önemser. O zaman bizler böyle arkadaşlardan mümkünse uzak duralım Hemen G'yi de Betfriend'e aldık. Gets on well video, Seninle iyi anlaşır. Güzel. Seninle iyi anlaşır. Dolayısıyla bu bir iyi arkadaşın özelliğidir. Zaten kötü bir arkadaş kimseyle iyiyle anlaşmayacak. O kendi başına kalsın. Is jealous of you. A bad friend is jealous of you. İşte o seni kıskanır. Senin başarılarınla mutlu olmaz. Seni aşağıya çekmeye çalışır. Sana kıskançlık yapar. Seninle iyi olan hiçbir şey değil. Hep kötü olan şeyleri paylaşır. Çünkü kıskancın tekidir. Dolayısıyla ondan uzak duralım. Evet kıskanır seni dediğimiz iyi de hemen... Bad Friend grubuna alarak da buradaki gruplamamızı harika bir şekilde yaptık. Umarım güzel dersler de çıkarmışızdır. Evet. Hemen sonrasında when, who, how often, what time, why, which, how ile gelen soru kalıplarını double H, H questions dediğimiz soru kalıplarını uygun yerlere yerleştireceğiz. Hemen başlayalım ilkiyle. When ne zaman demek anlamlarını şöyle hızlıca sizler için üzerine yazacağım ki not alın güzelce çalışın bu İngilizce sınavına. Who? Kim? How often? Ne sıklıkla? Süper. Bu kalıpları çok seviyorum gerçekten. What time? Saat kaçta? Size bir exact saat soruyor. Yani net bir saat vereceksiniz. Why? Neden? Niçin? şeklinde soruluyor. kauza yanıt vereceksiniz. Which hangisi? Which one? Hangi biri olabilir? How? Nasıl olabilir? Bazen ne kadar anlamına gelebilir? Onun kalıba göre e, anlamı bazen değişebiliyor. Önemli değil. Siz kullanım yerlerini zaten kolay bir şekilde göreceksiniz. Jackson's. Okay, let's start the first one. Bla bla do you go to school at 8 a.m. Sabah saat 8'de diye yanıt verdi. Bakın a.m. before afternoon, değil mi arkadaşlar? Evet. Yani öğleden önce before afternoon PM olsaydı after afternoon olacaktı. Sabah saat 8'de diye bir exact zaman verdiği için yani net bir saat verdiği için bu soru what time ile başlamak zorunda. Hemen boşluğa yazdık, eledik al seçeneğinde. Devam ediyoruz. Blah blah is your mother's birthday. Senin Annenin doğum günü on 17th of May. Mayıs'ın 17'sinde bir tarih verdi. Değil mi? Bir tarih verdi. A date. Bir tarih verdi. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Tarih sorusunu soran bir soru almalıyız. Yani when diyeceğiz. Senin annenin doğum günü ne zaman? Benim annemin doğum günü 17 Mayıs'ta haydi bakalım o zaman bugünün ilk gülümseten sorusu gelsin. Peki ya senin doğum günün ne zaman? Mesela ben hemen kendi doğum günümü yazayım. Siz de kendi doğum gününüzü yazın bakalım. Bizlerle paylaşın. Mesela benimki 23 Ekim. Çok yakında doğum günümü kutlayacağım. Bakalım sizlerinki ne zamanmış. Evet devam ediyoruz hemen diğeriyle. Bla bla do you go to swim? yani yüzmeye gider misin ama acaba başına gelecek ne zaman mı gidersin ne sıklıkla mı gidersin saat kaçta mı gidersin şeklinde soracak ama dedi ki once a week. yani bir kez once, twice, three times, four times değil mi? Bu şekilde bir kez, iki kez, üç kez diye böyle devam ediyor. Hafta içerisinde onu ne sıklıkla yaptığımızı söylüyor. Dolayısıyla once a week yanıtını gördüyseniz how often sorusunu yapıştırın sevgili öğrenciler. İşte bu kadar kolay. Harika gidiyor. Hemen diğeriyle devam ediyoruz. Bla bla is your sister. Senin kız kardeşin Pelin diye yanıt verdiğine göre kimdir diye sordu. Who is your sister? Pelin. She is Pelin. My sister is Pelin şeklinde de yanıt verebilirdi. Devamında didn't you go or didn't you come to school? Okula gelmedin. Evet bakın ne demiştim because yanıtını görüyorsanız Why sorusunu hemen yerleştirin. Why didn't you come to school? Neden okula gelmedin? Because I was ill. Çünkü hastaydım. Çünkü cevabıyla başladı. Zaten belli ki orada bir neden sorusu soruldu sevgili öğrenciler. Yani bazı kalıplar da aslında hiç birbirinden ayrılmadan bize hangi sorunun geleceğini de söylüyor esasında. Kalıpları doğru bir şekilde bilmek gerekiyor İngilizce çalışırken. Ve son olarak şimdi bakıyorum kimleri kullandım. Bakın how often kullandım who kullandım, why kullandım, devamında evet hemen when, what time onları da kullandım. 2 4 6 7 tane 1 2 3 4 5 6 demek ki bir tanesi açıkta kalacak. Blah blah, one does he prefer? Hangisini tercih eder şeklinde he prefers cycling to walking. Bisiklete binmeyi yürümeye tercih eder. O zaman which one does he prefer dememiz gerekiyordu. O hemen burada da hangisini tercih eder? How açıkta kaldı. Hemen devamında soralım sizlere sevgili öğrenciler. Which one do you prefer? Evet sizler hangisini tercih edersiniz? Sizler which one do you prefer? Siz hangisini tercih edersiniz? Cycling or walking? Writing comments please. Hadi bakalım. Yorumlarda yazın bizlere sevgili 8. sınıflarımız. Evet, LGS tayfa. Hayırlı uğurlu olsun bu sene sizlere gerçekten e, yoğun bir şekilde çalışmayı aman ha ihmal etmeyin. Evet. Şimdi bazı prepositionları yerlerine yerleştirmeye çalışacağız. Complete the sentences with the given words dedi. Hemen bakıyoruz. Verilen kelimelerle boşlukları cümleleri tamamlayın diye sordu soru bize. Ve akabinde diyoruz ki at to, in, either, on şeklinde bazı cümleler gelmiş, kalıplar gelmiş. Hemen bakalım. You can blah blah watch TV or read a book. Bakın olumlu bir cümle var burada. Televizyon da seyredebilirsin. Kitap da okuyabilirsin. Sana iki tane seçenek sunuyorum. Olumlu iki seçenek sunuyorum. İkisinden birini tercih edebilirsin. So this is either. You can either watch TV or read a book. Sen televizyonda seyredebilirsin. Kitap da okuyabilirsin. This is your choice. Bu senin tercihin. John doesn't like playing basketball. John basketbol oynamaktan hoşlanmıyor. And I don't like. Ben de hoşlanmıyorum. Ben de hoşlanmıyorum. Evet, de da anlamına gelen kalıp burada to. I don't like to şeklinde olacak. My sister and I go to school. Kız kardeşim ve ben okula gidiyoruz. Hangi günler gidiyoruz? Pazartesi ve Salı günleri. Günlerden önce hangi proposition gelir? Tabii ki de on gelir. Hemen sonrasında I have dinner. Blabla the evening. Evet, evening, morning şeklindeki kalıplardan önce de in kullanıyoruz. In the evening, in the morning, in the afternoon şeklinde. My father comes from work. At 7pm saatlerden önce de et geldiğini sizlere bir kere daha burada göstermiş olduk. Hangisinin hangi kanıtla kullandığını lütfen unutmayın. Bakın et saatlerden önce in gördüğünüz gibi in the evening mesela in June in May şeklinde aylardan önce de olabilir. On günlerden önce on Monday on Tuesday şeklinde either her ikisinin de olumlu olduğu durumlarda bizlere seçenek sunmuyorsa to fark etmez ben de yaptım ben de ettim ben de gittim o da geldi gitti şeklinde birini duruma dahil edeceksek to'yu kullanıyoruz. Bu şekilde kullanım yerlerini de özetlemiş olalım. Okay, let's continue with last page. Son sayfada kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yavaş yavaş toparlayacağız. Hemen konunun girişine sizlere dedik ki bu ünitenin teması genellikle invitation, offer, accept, refuse üzerine kuruluydu. Dolayısıyla şimdi burada bizler bazı cümlelerin accept mi, refuse mi olduğunu inceleyelim hep birlikte. Hemen öncesinde de bir hatırlatma yapalım. Accept yani kabul, kabul ediyor onu. Olumlu bir şekilde diyor ki tamam gelirim, katılırım. Ama refuse yapıyorsa olumsuz bir şekilde maalesef gelemeyeceğim fakat kibar olması adına devamında bir reason bildirmesi gerekiyor. Yani şöyle söyleyelim. Bir davet var. Evet bir davet var. There is an invitation and you have an offer now. Bir davet var ve siz bir teklif aldınız. Bu offer'ı you can accept kabul edebilirsiniz. Or you can refuse ya da reddedebilirsiniz. Kabul ederseniz zaten katılırsınız. Eğer refuse yaparsanız you have to explain why. Neden katılamadığınızı izah etmek için bir reason, bir sebep izah etmek zorundasınız. Hemen devam ediyoruz. Refuse reddetmek dedik. Hemen bakalım. Why not? Neden olmasın? Hoşuma gitti. Tabii ki de katılırım. No, never. Hayır asla dedi. Asla, asla gelmiyorum. Dolayısıyla ben refuse yapıyorum. Devam edelim hemen. I will, de, I will be there for sure. Kesinlikle orada olacağım. Çok hoşuma gitti. Çok sevdim. Orada olacağım. O zaman ben kabul ediyorum. Accept. That sounds fun. Kulağa çok hoş geliyor. Kulağa çok eğlenceli geliyor. Except. I'm sorry. Üzgünüm. But I can't. Ama yapamam. Katılamam. Gelemem. I am ill. I have to study gibi reason bildirerek bir refuse yapıyoruz. Thanks. Teşekkürler. But I have to study. Ama çalış zorundayım. Bakın ne yaptı? Kibarca teşekkür etti ve neden katılamayacağını hemen akabinde izah etti. I have to study dediği için programa katılamıyor. Dolayısıyla burada bir refuse söz konusu. Of course. Tabii ki de. Neden olmasın? Where is it? Nerede bu program? Nereye gidiyoruz? Haydi bakalım. Çok hoşuma gitti. Accept yapıyorum. Tabii ki de katılıyorum dedim. Hemen sonrasında I'd love to. Bakın I'd love to kısmına kadar kabul ediyordu. But dediği an olumsuza döndü. Dolayısıyla burada bir refuse çok hoşuma giderdi. Çok isterdim ama diyerek devamında bir reason bildiriyor ve son olarak evet lütfen tabii ki neden olmasın diyerek kabul etti. Another time başka zaman diyerek erteledi. O zaman maalesef ne yapıyor sevgili öğrenciler? Karşıdan gelen offer'ı refuse ediyor. Maybe another time diyerek, belki başka zaman diyerek ileri bir tarihe atıyor diyerek de bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz sevgili yüzük öğrencilerimiz. Evet. Hemen bakalım bugün teşekkür sayfamızda kimler var. Merhabalar, sevgiler, selamlar Bursa MY Koleji. Hemen sonrasında da Şehit Hasan Hüseyin Daşdemir İlk Öğretim Okullarına da buradan kocaman sevgiler, selamlar olsun. Hem onlara hem sizlere sınavlarınızda başarılar diliyorum. Yüzlük notları bizlerle paylaşmayı unutmayın. Haydi bakalım şimdi sıra sizde. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.